Eğitimcilere eğitim konuşmalı, siyasete bulaşmamalı denebilir. Ama siyasetten yaşama ne kadar koparacağız ki? Neden ara verdiğimi söyleyeyim daha program başlar başlamaz diye. Çünkü bir konuğum vardı. Onu stüdyoya alabilmek için yaptım bunu. Başta şu hani yağmurdan şikayetim de ondandı. Sevgili Sinan Meydan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Yağmurun azizliğine uğradık. Evet, maalesef iki saattir yoldayım. Evet. Büyükçekmece'den gelmeye çalışıyorum. Ucuna yetişmeye çalıştım. İki saatte insan nereden evet. nereye gider? Şurada değil mi? 20 kilometreyi gelemedik. Aynen öyle. İstanbul trafiği evet. felç olmuş durumda. Neyse, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine de. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ayırdınız zamanınızı. Estağfurullah. Kullandık. Yeni kitap hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Aklı seriyi tamamladık. Evet. 5. cildi burada evet. bitti değil mi artık? Tamamladık evet. Aslına bakarsanız önümüzdeki günler size bir cilt daha yazdırtabilir. Çünkü eğitim konusunda özellikle. Evet. Ve Mustafa Kemal ana ekseninde yeni gelişmeler bekleniyor. Kuşkusuz tabii bir geri dönüş yaşıyoruz maalesef. Ben Aklı Kemal'in 5. cildini ağırlıklı olarak Atatürk'ün eğitim projesine ayırdım. Yani çağdaş eğitim projesine. Evet, Atatürk devrimleri içinde, Türk devrimleri içinde eğitim devriminin çok özel bir yeri var. Fakat maalesef biz tarihimizi doğru anlatamıyoruz okullarımızda. Evet. Yani eğitim sorunları çok fazla ama tarih eğitimi de bu sorunların en başında geliyor. Evet. Ya eksik anlatıyoruz, ya yanlış anlatıyoruz, ya abartarak anlatıyoruz. Aksak topal bir eğitim tarih anlatımımız var. Ya da hepsi birden. Hepsi birden maalesef, hepsi birden. Ve bu süreçte tabii eğitim devrimini biraz eksik bırakıyoruz. Eksik bırakılan alanlardan biri ve ben Aklı Kemal'in 5. cildinde aslında başka projelere de yer vermeyi düşünüyordum daha detaylı olarak. Fakat üniversite reformu, işte orta öğretim, ilk öğretim derken Cumhuriyet'in bu alanda yaptıkları çığ gibi ve bütün bunları bu ciltte okuyucuya sunmaya çalıştım. Ve hakikaten ben de yazarken çok şey öğrendim. Yani 15-20 senedir bu alanda çalışan biri olarak tabii... Doğrudan bir meseleyi araştırmadığınız zaman, ne kadar da tarihçi olsanız, ne kadar da Atatürk üzerine, yakın tarih üzerine çalışıyor olsanız, eğitime, eğitim merkezli bir araştırma yaptığınız zaman, bugüne kadar gizli kalmış pek çok gerçekle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin evet. en araştırılmamış alanlarından biridir. Maalesef, maalesef. Ben evet. bu akşam sizinle özellikle evet. şu... ana eksende tarihi ama onun özelinde de evet. şu son alınan kararla 10. yaşa indirilen örtünme meselesini konuşmak istiyordum. Fakat sonradan ya dedim bunu bırakayım, siyasiler konusunda evet. beni niye ilgilendiriyor bu diye. Ama birincisinde kararlıyım. Benim ülkemde evet. özellikle televizyonlarda çok popüler programlardan bazıları tarih programları. Evet. Çok da hoş işte tarihin arka odası, yan salonu falan gibi. Velakin ortada tarih yok da daha çok şey var galiba. Magazin var. Magazin. evet, magazin var. Medyaya böyle bir çuvaldız batırarak yürüsek. Yani tam, doğru bir şey tam, tam adamına sordunuz bu soruyu. Evet. Bu medyadan muzdarip olanlardan ha. biriyim. Madem sordunuz cevap vereyim. Evet, şöyle bakıyorum ben bu meseleyi aslında. Farkındalık yaratması açısından bütün o programları aslında olumlu buluyorum. Yani şimdi biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de bir moda var. Aslında bu son 5 yılda artan bir moda. Nedir o? Tarihimizle yüzleşiyoruz tırnak içinde. Fakat ne hikmetse 5000 yıllık, yani yazılı kaynaklara göre baktığımız zaman arkeolojik verilere göre 5000 yıllık tarihimizin ne hikmetse o mucizevi dönemiyle yüzleşiyoruz. Yani 1919'da işte 1938 arası, yani düşünün, emperyalizme karşı verilen, yokluk ve yoksulluk içinde verilen bir kurtuluş savaşı, kanlılarla cephanenin taşındığı olağanüstü bir mücadele, bir de hemen arkasından bir çağdaşlaşma, yani bir uygarlık savaşı verdi bu ülkeyi kuranlar, Mustafa Kemal başta olmak üzere. Ve ne hikmetse bu ülkenin tarihçileri, onu da tırnak içinde söylemek istiyorum tarihçileri derken, yani profesör unvanı taşıyorlar, başka unvanlar taşıyorlar, büyük gazetelerde yazıyorlar, büyük televizyonlarda programlar yapıyorlar. Fakat sadece yüzleşebildikleri alan burası. Yani 15-20 yıllık dönem ve yüzleşirken yaptıkları da çok çirkin. Belgeleri çarpıtıyorlar, gerçekleri çarpıtıyorlar, olguları çarpıtıyorlar. Ve önce kurtuluş mücadelesini, o emperyalizmi Anadolu yaylasına gömdüğümüz kadınımızla, erkeğimizle o olağanüstü mücadeleyi,
yok etmeye çalışıyorlar. O mücadele sanki hiç olmamış gibi bir tarih yazmaya çalışıyorlar. Arkasından uygarlık savaşı. Ki eğitim devrimi burada çok başat bir role sahip. Şimdi o uygarlık savaşını etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Canım ne yaptı ki Cumhuriyet? Falan değil. Bu başka bir şey. Olmasa tabii. Da olur evet. Diye geliyor laf. Bazıları oraya da getirdi lafı. Ha, ama burada olumlu yön nedir diye soracak olursanız şudur. Farkındalık yaratıyor. Şimdi sosyal medya çok gelişti. İnternet kullanımı çok arttı Türkiye'de. Ve siz yalan da söyleseniz televizyon ekranlarından, tarihi çarpıtsanız da gençler inanın çok dikkatli. Öyle. Ve hemen araştırmaya başlıyorlar. Tezlere bakıyorlar. İşte gidiyorlar kütüphanelerde araştırmalarını yapıyorlar. Bize soruyorlar. Ve o farkındalığın etkisiyle bir süre sonra gerçeği yakalıyorlar. Ve inanın bana tarihimizle yüzleşiyoruz diye Cumhuriyeti kuranlara hakaret edenler televizyon ekranlarında gerçekleri çarpıtanlar aslında çok yakın bir zamanda, çok uzak bir zamanda değil, çok yakın bir zamanda bu işleri bırakmak zorunda kalacaklar. O kadar da iddialı söylüyorum. Nereye neden? Kadar, bu işi bırakacaklar çünkü gençler inanın bana alay ediyor bu insanlarla. Alay ediyor. Yemiyor. Ama tabii üzücü olan nokta şu, yani çevremize bakın. IŞİD'den bahsettiniz biraz önce, eğer yanlış duymadıysam. Kan akıyor her yerde. Orta Doğu artık savaş alanı olmayı geçti, vahşet alanı haline geldi. İnsanların kafası kesiliyor. Yani ve bu din adına yapılıyor güya. Ve şimdi dikkat ederseniz bir barış limanı var hala bu coğrafyada, Türkiye. Yani 60-65 yıllık karşı devrime rağmen, eğitim tarihinden birazdan bahsedeceğiz. Yani Mustafa Kemal'in ve bu ülkeyi kuran o bir avuç idealistin o akıl bilim eksenli çağdaş eğitimine nasıl darbe vurulduğunu 1950'lerden itibaren konuşacağız. Ona rağmen bu ülke hala bir barış limanı bakın. Hala insanlar bu ülkeye kaçıp geliyorlar, buraya sığınıyorlar. Ve şimdi beni üzen şey şu, biz bu barış limanını neden daha güvenli bir sığınak haline getirmek, bunun mücadelesini vermek yerine içeride kavgalar, içeride kısır çatışmalar içindeyiz. Şimdi şöyle düşünebiliyor musun? Bakın 1923'te Lozan Anlaşması'ndan hemen sonra biliyorsunuz müthiş bir devrimsel hareket başladı Türkiye'de. Ve Cumhuriyet'in en büyük başarısı şu. Bana hep soruyorlar, Cumhuriyet niye önemlidir? En büyük başarısı nedir deyip bence şudur. 91 yıldır, şimdilik 91 yıldır biz savaşa girmedik bakın. Bu çok ciddi bir başarıdır. Bizim yakın tarihimizde 20 yıldan fazla barış içinde yaşadığımız dönem yok. Barış içinde derken tabii ki iç barıştan bahsetmiyorum. Maalesef içeride barışı yakalamakta çok zorlanıyoruz. Fakat dış dünyayla, başka ülkelerle çatışmaya, savaşa girmedi Türkiye. Bir de çevremize bakın. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren İkinci Dünya Savaşı ve sonrasına bakın. Türkiye şunu başardı bakın. Cumhuriyet'in hiçbir şey yapmamış olsa bile bu ülkeyi kuranlar, Cumhuriyet'in bu büyük başarısına şapka çıkarmak gerekiyor. 91 yıldır biz başka bir ülkeyle savaşa girmedik. Barış içindeyiz. İçerideki o barış ortamını bozmaya yönelik terör saldırıları, başka şeyler, işte Alevi Sünni çatışma, bunları sağcı solcu geçmişte 12 Eylül sürecinde yaşadık bunları. Onları bir kenara bırakacak olursak bakın Türkiye hakikaten sığınılacak bir barış limanı ve bugün dünyanın her yerinden, bırakın işte çevremizi, başka yerlerden bile bu ülkeye geliyor insanlar yaşamak için. Şimdi tabii bu ortam birilerini rahatsız ediyor demek ki. Yani keşke. Niye rahatsız eder ki? Yani bu çok tabii sen de anlaşılır gibi bir şey değil. Kardeş, tabii. Seversin, sevmezsin evet. Ama yani her zaman da severek de kabul etmek var yani. Evet. Kimse sana sev, ona bilmem işte gereğinden fazla ilgi göster falan. Ama akılla kabul et bunu. Yapılmış evet. Bu, yaşanmış bir şey. Veya geliştir, eksiklerini tamamla. Yani. Ama biz Türkiye'de şu an yapılan şey ne? Yeni bir Türkiye kuruluyor. Adı öyle. Yine o yeniyi tırnak içinde kullanmak zorundayız. Ve bu yeni Türkiye'ye özgü yeni bir tarih yazılıyor. Ve bu yeni tarihi yazanlar kurgusal bir tarih yazıyorlar. Olguları çarpıtıyorlar. Demin ifade ettiğim gibi. Ama o zaman ne yapacağız biz? Şimdi bizim çocuklarımız ne yapacak okullarda? Ne öğreteceksiniz siz tarih diye çocuklarımıza? Hangi yalanları öğreteceksiniz? Yani benim 3 yaşında kızım var. Yeni okula başladı, anaokuluna başladı. İnanın çok endişeliyim. Yani ne öğreteceksiniz siz benim kızıma tarih derslerinde? Ya da kim? Kim öğretecek? Hangi eğitim çarklarından geçen, öğretim çarklarından geçen öğretmenler hangi donanımla, hangi bilgiyle çocuklarımızı biçimlendirecekler? Ya büyük kaygı içindeyiz. Yani düşünün, bizler bu kaygıyı yaşıyoruz. Sıradan vatandaşın o kaygıyı yaşaması çok daha fazla tabii. Çok daha fazla, çok evet. Daha yoğun. Sevgili kardeşim, evet. Bir şey sormak istiyorum sana. Tabii.
konumuzla da alakalıdır. Sakarya Savaşı devam ederken... Evet. Sen daha iyi biliyorsun. Estağfurullah, buyurun. Ayrıntılı. Detaylı konuşalım. Mustafa Kemal Ankara'ya gelir ve evet. Marif Şurası'nı toplar. Evet. Ayağının tozuyla tam adı üstünde. Müthiş bir ve olay. Ve çıkar o dönem öğretmenlerine seslenir. İşte der ki yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Doğru. Savaşlar eğer başka türlü başarılarla desteklenmezse hiçbir işe yaramazlar. Evet, taşlandırılmazlarsa tabii. Bu konudaki ayrıntıları senden rica ederim. Tabii, o ben çok... kabaca biliyorum. Anlatalım, evet. Lütfen. O gerçekten özellikle üzerinde durulması gereken bir konu ve hakikaten bu Cumhuriyeti kuranlar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya bakışını, hayata bakışını bu ülke için yapmaya çalıştıklarını bu örnekten anlayabilirsiniz. Bakın bir ölüm kanım savaşı, sizin de ifade ettiğiniz gibi Sakarya Savaşı. Cephe. 22 gün 22 gece süren, evet. Uygarlık tarihinin en kanlı, en uzun savaşlarından biri. Ve en çok subayın öldüğü. Yani kadınlarımız biliyorsunuz şehit oldu Sakarya Savaşı'nda. Şimdi böyle bir mücadele var ve siz bu mücadelenin öncesinde daha Mustafa Kemal Atatürk'ün not defterlerini inceledim ben. Ve orada bu Marif Kongresi'nin hazırlıklarına rastladım not defterlerinde. Ve geleceğin çağdaş eğitimini planladığı tarih 1921'in daha Haziran ayı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1921 Haziran Temmuz aylarında yani Sakarya Savaşı öncesinde geleceğin akıl ve bilim eksenli eğitim politikasını belirleyen bir lider var. Fakat Yunan ordusu kapımıza dayanmış, Polatlı yakınlarına gelmiş, top sesleri Ankara'dan duyuluyor. Kütahya Eskişehir yeni geri çekilişi var biliyorsunuz ve Sakarya'yı kaybedersek eğer kurtuluş mücadelesini kaybedeceğiz. Yani Kurtuluş Savaşı'nı Sakarya'yı kaybettiğimizde kazanma ihtimali artık yok gibi. Yok. Çünkü Anadolu işgal edilecek. Ondan sonra Allah kerim artık ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ortamda Marif Kongresi düzenleniyor. Tarihimizdeki ilk eğitim kongresi. Gerçek evet. anlamda ilk eğitim kongresi. Temmuz 1921. Şimdi bu kongrenin ilginç özellikleri var. Nedir o? Kadın erkek öğretmenler birlikte katılıyorlar kongreye. Olmadı şimdi, işte şimdi. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi olmadı işte. Olmadı diyenler var. Şimdi ben o dönemin zabıt ceridelerini inceledim. Mecliste tartışmalar nedir diye. Dönemin Marif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver. Tabii Mustafa Kemal Atatürk ondan böyle bir kongre hazırlamasını isteyince önce o afallamış. Yani hem kadın öğretmenler, erkek öğretmenler aynı salonda olacaklar. Aynı salonda olacaklar. Yani bu devrimci bir adım. Tarih 1921. Daha Cumhuriyet'in ilanına 2 yıl var. Kapıda savaş var. Şimdi meclis tutanaklarını incelediğinizde hayretler içinde kalıyorsunuz. Sizin gibi olmadı diyen, sizin gibi derken tabii sizin niye söylediğinizi biliyorum onu. Olmadı diyen çok milletvekili var. Yani diyorlar ki top tarakları arasında kongre mi olur? Yani Ankara işgal edilmek üzere. Yunan kapımıza dayandı. Ülke elden gidiyor. Ya şimdi sırası mı? Şimdi Mustafa Kemal tam sırası diyor. Ya dünyada örneği yok benim yok, araştırdığım kadarıyla. Bir ölüm kalım savaşı esnasında bir eğitim kongresi düzenleyen tek ülkeyiz. Şimdi kongre tabii tartışmaları beraberinde getirmiş. Kadın erkek öğretmenlerin bir arada bulunmaları büyük tepki çekmiş mecliste milletvekilleri arasında. Geleneklerimize aykırıdırdan tutun da dinimize aykırıdırdan çıkın. Yani klasik söylemler. Fakat Mustafa Kemal Atatürk çok net bir tavır sergilemiş. Ve kadın erkek öğretmenlerin kesinlikle bir arada oturtulmalarını istemiş. Hatta bu karardan sonra bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın yanına giderler. Kendileri bizzat yanına giderler. Ve paşam derler ki bu Hamdullah Suphi Tanrıöver böyle bir uygulamaya imza atıyor. Kadın erkek öğretmenleri aynı salonda bir araya getiriyor. Deyince Mustafa Kemal Atatürk şu soruyu sormuş. Hamdullah Suphi de orada. Karışık mı oturuyorlar demiş. Yani şimdi onların şikayet gerekçesi farklı. Yani aynı salonda oturmalarına itiraz ediyorlar. Fakat Mustafa Kemal Atatürk Hamdullah Suphi'ye dönerek karışık oturuyorlar değil mi deyince yok paşam demiş. Yani aynı salondalar ama ayrı ayrı oturuyor. Hamdullah Suphi'ye çok kızmış, çok öfkelenmiş Mustafa Kemal Atatürk. Tabii salon Mustafa Kemal'e şikayet için gelenler, kadın erkek aynı salonda bulunmasın demek için gelenler kafaları önde terk etmişler paşanın odasını. Daha sonra kongre toplandığında tabii çok büyük yankılar da uyandırmış. Basında tabii yer almış. Yurt dışarıya kadar akisleri olmuş. Yani Amerikan basınından Avrupa basınına kadar akisleri olmuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kongrede yaptığı konuşma benim kitap
kitapta da var. Birazdan biraz alıntı yaparız oradan. Orada enteresan bir hitap şekli var Atatürk'ün. Kürsüye geldiğinde bayan ve bay muallimler diye söze başlıyor. Yani önce bayan öğretmenleri anıyor, sonra bay öğretmenleri anıyor. Ve ondan sonra nasıl bir eğitim istediğini anlatıyor. Nasıl bir eğitim sistemine sahip olmamız gerektiğini anlatıyor. Orada iki şeyin altını çiziyor. Ulusal olmalıdır diyor eğitimimiz diyor. Çünkü evrenseli ancak böyle yakalarız diyor. Bu önemli bir vurgu. Akla dayanmalıdır diyor. Çağdaş eğitim, laik eğitim vurgusu yapıyor. Tarih 1921. Tarih 1921. Yani 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmaları şöyle bir okuduğunuzda asri sözcüğünü kullandığınız zaman bunu dinsizlik şeklinde algılayacak bir kitle de var Büyük Millet Meclisi içinde. Şimdi düşünün asri, çağdaş. Ya bu sözcüğü duymaktan bile büyük, duyunca büyük infial eden milletvekilleri de var. Şimdi böyle bir ortamda Sakarya Savaşı'nı adeta kazanmışçasına yani eğitim işlerine el atıp 1923'ten sonraki eğitim politikasının ana iskeletini oluşturmuş Mustafa Kemal 1921'de. Hakikaten çok özel bir hareket, çok özel bir sembolik anlamı olan bir tavır. Orada tabii bize şunu gösteriyor. Yani bir ölüm kalım savaşı mı, eğitim mi? Evet. Şimdi eğitim ölüm kalım savaşından bile önce geliyor. Şimdi onun için çok önemli. Biraz önce evet. Seni beklerken yalnızken evet. Bunu söyledim. Yani ülkeler çeşitli zamanlarda çeşitli krizler yaşayabilirler, ekonomik, sosyolojik, ama eğitim krizlerinin giderilmesi, yok edilmesi çok acılı oluyor ve zor. Çok zaman alıyor. O yüzden çok önemli. Demek ki aşağı yukarı 21'den bugüne gelirsek evet. Neredeyse 100 yıla geliyoruz değil mi? 90 küsur. Yani evet. Yani biz daha henüz 21'de Mustafa Kemal'in söylediği düzeyde bile bu işleri kıvıramadı. Şimdi bu maalesef çünkü bakın birkaç yayın getirdim, birkaç buraya belge de getirdim. Eğitim devrimin gözbebeği, yani Cumhuriyet devriminin en önemli, en çok üzerinde durulan alanı. Ve eğitim sadece okullardaki örgün eğitimle sınırlı değil, yaygın eğitimi var bunun. Ve Cumhuriyet'in şöyle bir hedefi var. Sadece işte ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye önem vermek değil amaç. Biliyorsunuz Cumhuriyet ilan edildiğinde okuma yazma oranı Türkiye'de çok az. Yani bu istatistikler tartışılır fakat ben üzerinde çok çalıştım ve şunu gördüm, %10'un altında. Yani harf devriminden önce bu ülkede okuma yazma oranı kadınlarda %4, %3, %4, dikkat edin binde diyorum. Erkeklerde ise %8, yani %8 iyimser rakam. Şimdi böyle bir ortamda siz sadece eğitim derken okula başlayan çocuğun eğitimini kastedemezsiniz. Cumhuriyeti kuranlar bunun farkında. Yani toplumun %90'ından fazla bir bölümü. Yani 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında fakat eğitimsiz. Onun için Cumhuriyet'in eğitimdeki temel politikası, Mustafa Kemal Atatürk'ün temel politikası cehaleti yenmek. Ya bakın bunu ifade ediyorlar. Birinci amacımız diyorlar cehaleti yenmek. İkinci bir amaç daha var cehaleti yendikten sonra. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, o seviyeyi aşmak. Şimdi cehaleti yeneceksiniz, muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaksınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Formülü de vermiş. Akılla yapacağız diyor, bilimle yapacağız diyor. Eğitimin odağına diyor, aklı ve bilimi koyacağız diyor. İşletilen akıl ve çağdaş bilim. Bilim derken de ya 100 yıl önceki, 500 yıl önceki bilim değil. Yani 1920'li yılların biliminden söz ediyor. O dinamik devrim ideali çerçevesinde. Ve başka bir şey daha diyor. Şimdi aklı ve bilimi eğitimin temeline koymak için önce bir şey yapmanız lazım. Laik olması lazım eğitimin. Yani çünkü bütün özgür aklın işletilebilmesi için, aklın özgürleşebilmesi için öncelikle o teokratik yapının dogmaların ortadan kalkması gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Laiklikle. Onun için Cumhuriyet'in o kurduğu eğitim modelinin temelinde laiklik var. Yani laikliği çekip aldığınızda o model çöker. Şimdi bugün yaşadığımız sıkıntıların odağında ne var diye soruyorsanız, laikliği alırsanız çökertirsiniz. Yani işletilen akıl dediğimiz şey, özgür akıl dediğimiz şey, bilimin devreye sokulması mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmişler. İşte çok cevval, çok başarılı Milli Eğitim Bakanlarımız var. Adlarını unuttuk. Neredeyse okul kitaplarında geçmiyor. Bir Mustafa Necati efsanesi var biliyorsunuz. Çok genç bunlar. 30'lu yaşlarının altında ya da 30'lu yaşlarında. Bir Reşit Galip var. Yani işte biliyorsunuz Tonguç, İsmail Hakkı Tonguç zaten
müthiş bir köy enstitüsü projesinin gene mimarlarından biri. Hasan Ali var. Tabii. Hasan Ali Yücel var. Esat Sagay var. İşte demin ifade ettik. Hamdullah Supi var başlangıçta. Yani şöyle yan yana koyduğunuz zaman bu bakanları, bu isimleri hepsi entelektüel boyutu müthiş da var. Müthiş bir takım. Yani müthiş bir takım. Müthiş bir ekip. Şimdi bu ekip Mustafa Kemal'in işte o eğitim devriminin as ekibi. Bunlar müthiş işler yapmışlar ve eğitimi halka götürmüşler. Bakın halk evleri, köy enstitüleri, halk dershaneleri, gezici kütüphaneler, seyyar muallimler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Seyyar muallimleri var Cumhuriyet'in. Köylere gidiyorlar. Gönüllü öğretmenler. Siz, atla yürüyerek. Sizin yaşınız birin benden ileri diyeceğim. Öyle rahat ol. bu meseleleri tabii daha duyarak yani okumak bir yana duydunuz. Anlatılmıştır size de. Hepimiz de duyduk. Biz okuyarak da bunları ortaya çıkarıyoruz. Gezici kütüphane diye bir uygulaması var Cumhuriyet'in. Şimdi halk evlerini, köy enstitülerini burada konuşacak vaktimiz yok. Fakat bakın üniversite haftaları diye bir uygulama var 1933'ten itibaren. Nedir bu biliyor musunuz? Türkiye'de üniversite sayısı çok az. İstanbul Üniversitesi var. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. O Ankara Üniversitesi olacak 46'da. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Van'da üniversite projesi var. Bir Diyarbakır Üniversitesi projesi var. Bakın bunlar hep o tarihte. Ben bunları yazdım bu kitabımda. Bunları ben bilmiyorum. Bunlar maalesef gizli kapaklı kalmış. Ya da bilinçli olarak yeterince öne çıkarılmamış. Evet. Şimdi daha 1926 yılında bakın Van'a gönderiyor milli eğitim yetkililerine ve hedef Van'da bir kültür kenti kurmak. Van'ı bir kültür kenti haline getirmek ve bunun en önemli ayağı üniversite, Van Üniversitesi. 1937'de 38'de meclis konuşmalarında buna vurgu yapar. Der ki Türkiye'yi 3 kültür bölgesine ayırdık. İstanbul zaten tarihsel boyutu itibariyle bir kültür bölgesi, orada İstanbul Üniversitesi'ni kurduk 33'te. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni kurduk. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi aslında Ankara Üniversitesi'nin çekirdeği. Biliyorsunuz Ankara'da yine Ziraat Enstitüsü kuruldu. İşte Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Niye kuruluyor bütün bu enstitüler, fakülteler? Ankara Üniversitesi kurulacak. 46'da kuruldu o biliyorsunuz. Ve doğuda diyor, üçüncü ayak diyor, doğuda Van diyor. Van bir kültür kenti olacak diyor. Bu vasiyetidir Atatürk'ün. Gerçek vasiyeti budur Atatürk'ün. Bakın Van'da mutlaka ölmeden önceki son iki konuşmasında buna vurgu yapar. Van'da üniversite kurmakla yetinmeyeceksiniz diyor. Anaokulundan itibaren okullaşmaktan bahsediyor. Şimdi bütün bunları yaparken başka bir şey daha yapılıyor tabii. Üniversiteleri kurmak kolay değil o dönemde. Kadro yok, bir şey yok. Almanya'dan gelen bilim insanları var biliyorsunuz. Olağanüstü bir savaş var orada. Başka bir şey yapıyor. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi kurdurulduğunda üniversite haftaları diye bir uygulama düzenlenmeye başlanıyor. Nedir bu? Hocalar, asistanlar, öğretmenler arabalara biniyorlar, yola çıkıyorlar. Anadolu'ya gidiyorlar, Erzurum'a, Van'a, işte Tunceli'ye ve orada halka açık dersler veriyorlar. Şimdi bu her yıl bir il seçilmiş ve orada dersler verilmiş halka. Üniversite haftaları düzenlenmiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Üniversite yok ama halkın ayağına o hoca götürüyor. Halkın ayağına seyyar üniversite. Seyyar üniversite. Ya aslında müthiş. Ruh olarak, tabii. Duygu olarak olağanüstü bir şey. Ya tabii bu oradan alacağımız mesaj da bu zaten. Ha. Yani düşünebiliyor musunuz? Buğdaylık ununu dışarıdan alan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde buğdaylık unu Türkiye dışarıdan alıyor. Başka ülkeler Rusya'dan falan alıyor. Şimdi bakıyorsunuz bu ülke kurulduğunda imparatorluktan bize kalan 4 büyük fabrika var. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. 40 bin köyün 35 bininde okul yok. Ben bu istatistikleri verdim, birazdan paylaşırım. Orada bir bizim dünya rekorumuz var. Onu da bu programda izleyicilerimize ulaştıralım. Yazdık ama yazmak yetmiyor. Bazen anlatmak gerekiyor. Yani şimdi 35 bin köyde okul yok. Şimdi düşünün 40 bin köy var, 35 bininde okul yok. Yol da yok. Başka bir şey var mı diye soracaksınız. Yol da yok, sağlık ocağı da yok. Sağlık demişken bakın toplumun %60'ı sıtmalı. Şimdi %20'si de sıtmaya yakalanabilecek durumda. Trohomlu, veremli. İnsanların gözleri kör oluyor Güney'de biliyorsunuz. Trohom hastalığı var. Şimdi bütün bu eğitim faaliyetlerini anlatırken bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani Cumhuriyet'i kuranlar ya bugünkü gibi değil durum. Cumhuriyet kurulduğunda o olağanüstü mücadele verilirken, o köylere kadar eğitim seferberliği düzenlenirken, halk evleri, halk odaları, köy enstitüleri vesaire kurulurken insanların sağlığı en büyük sorun. Şimdi Güneydoğu'da trohom hastaneleri kuruluyor bakın. Malatya'da, Urfa'da, Antep'te hastaların gözleri kör eden bir hastalık bu.
Ve bu Troom'da olağanüstü bir başarısı var Cumhuriyet'in. Sıtmayla mücadele bilirsiniz. Dünya ölçeğindedir. Hatta Fransızlar gelirler ve Türkiye'deki bu başarıyı görürler. Nasıl ve kendi ülkelerinde ya bunun sırrı nedir? Ya bu bir dünyaya nasıl yayılabilir bu model? Bunu araştırırlar. Yani eğitim derken sadece eğitimi eğitim düzleminde incelememek lazım. Okullaşmak anlamında değil bu. Evet. O başka boyutu var. Mesela bir sağlık eğitimi var. Yani eğitim derken sadece okur yazarlık falan değil mesele. Yani sıtmayla nasıl mücadele edilir? Evet. Veremle nasıl mücadele edilir? Ve bakın öğretmenlere de kitaplar hazırlanmış. Yüzlerce kitap. Ya bu başka bir çalışma konusudur. Yani o fakirlik, o yoksulluk içinde, o bitmiş tükenmişlik içinde bütün bunlar nasıl yapılıyor? Hakikaten şaşkınlık içinde kalıyorsunuz. Devlet kitabını hazırlıyor, öğretmenlere veriyor. Ücretsiz dağıtılıyor. Öğrencilere kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Hani bugün matah bir şey diye öğrenciye kitap dağıtıyoruz diyor ya birileri. Ya bu model 1926'dan beri bu ülkede vardı zaten. Şimdi bakın yanımda bir kitap getirdim. Kameraya göstereyim. Örnek olsun diye. Çok var da. Muallimin meslek ahlaki diye. Evet. Şu kamera. Ha, buraya kamera. Şöyle gösterelim. Muallimin meslek ahlaki diye bir çalışma. 1934 devlet basmış, dağıtmış öğretmenlere. Yani bunu okuduğunuzda gözleriniz yaşarır. Çünkü bir öğretmenin neler yapacağı bütün detaylarına kadar anlatılmış ve oradaki hümaniteyi görüyorsunuz. İnsan sevgisini, çocuk sevgisini görüyorsunuz. Nasıl ırkların ve dinlerin üstünde bir eğitim anlayışına sahip. Yani şu ırktan, şu dinden bunlar aşılmış. Bunların ötesinde. Ve öğretmenin nelerle uğraştığını görüyorsunuz köylerde. Yani her şey anlatılmış tek tek. Başka bir şey daha söyleyeyim. Herhalde bu da dünyada bir ilktir. Eğitmenler projesi vardır Cumhuriyet'in 1936 tarihli. Köy enstitülerinin altyapısını oluşturur. Köy eğitmenleri projesi. Bu köy eğitmenleri projesi köylere gidecek öğretmenler. Kısa sürede onlar yetiştiriliyor biliyorsunuz. Çavuşlardan öğretmen yapılıyor. 8 aylık kurslardan geçiriliyor bunlar ve köylere gidiyorlar. Kendi okullarını falan inşa ediyorlar. İlk örnek Eskişehir Çiftelerde'dir. Daha sonra köy enstitüsüne dönüşecek bu 40'lı yıllarda. Şimdi bu modelin bir özelliği var. Kendi kitaplarını kendileri yazacak eğitmenler. Bak bu gerçekten dünya pedagoji tarihinde bir ilk. Müthiş bir şey. Hasan Ali Yücel zannetmiyorsam, yanılmıyorsam bu projenin başında ve kendi kitaplarını kendisi yapacak, yazacak öğretmenler ve onları okutacaklar diyor öğrencilere. Şimdi buradaki amaç şu. Bulundukları köye uygun, yani yetiştikleri yere uygun, öğrenciye doğrudan hitap edecek, öğrencinin doğrudan kavrayabileceği kavramları kullanacak. Öğretmen kendisi yazıyor. Hatta düzeltmesi yapılmayacak diyor bakın. Yönetmelikte bu da var. Sorumluluk ona ait. Tamamen ona ait. Devlet bunun düzeltmesini falan yapmayacak. Sadece basacak. Siz hazırlıyorsunuz kitabı, devlete getiriyorsunuz, devlet o kitabı basıyor ve siz dersinizde onu okutuyorsunuz. Ve bu ilginç bir model. Aslında son derece demokratik de bir model. Coşkulu. Coşkulu öğretmene yüklediği sorumluluğa bakın. İnsanı, öğretmenini, öğrencisini içine çeken. İstersen bu sözünü ettiğim modelin bugün hangi noktaya geldiğini de ben sana söyleyeyim. Evet anlatırsanız böylece nereden nereye geldiğini anlamış oluruz. Köy okullarını kapattık. Evet. Adına taşımalı sistem dediğimiz bir sistem kurduk. 15 tane çocuğun olduğu yere öğretmen mi gönderilir? Bu pahalıya mal olur devlete dedik. Çünkü devletin başka yerlere para harcaması gerekiyordu. Maalesef. O okullar, köy okulları, o güzelim binaların camları kırıldı. Leş gibi oldular. Perişan vaziyetteler. Evet. Öğretmenleri çektik oradan. Kimi çekmedik? Öğretmenleri çektik. İmamlar oradalar. Evet. Ve başa döndük yani. Evet. Başa bile döndük. Dönmedik. Yani baş dediğim şey Tanzimat öncesi. Evet. Tanzimat öncesi. Hani şu okullar olmasa ben ne güzel yönetirdim'e yani. Kadar geldik. Şimdi ya kardeşim, Sinan kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Tabii buyurun. Hep ben biz konuştum. Biz seninle bir araya gelme meselesini çok geciktirmişiz. Fırsat bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş. Aslında konuşacak çok şey var ama. Şimdi evet. Benim sana bir önerim var. Buyurun. Biz seninle biraz daha sık bir araya gelelim. Her zaman. Programımı sana ben açayım. Çok teşekkür ederim. Hatta yönetimle konuşayım. Başka çok bir saate güne bir program koyalım. Ve bunları konuşmamız lazım. Vallahi şimdi gene bir yaraya parmak bastınız. Kısa bir şey söyleyeyim o zaman. Ben 17. çalışmamı çıkardım bu Aklı Kemal setiyle birlikte. 17. kitabım ve bu kitapların 15 tanesi doğrudan bu devrimi anlatıyor. Yani işte bu nasıl bu ülke kuruldu bunu anlatıyor.
Çok ciddi bir genç okuyucum var hakikaten. Var biliyorum. Çok ciddi bir genç okuyucum var. Ben seni takip ediyorum. Fakat sorunumuz şuradan kaynaklanıyor. Türkiye bir yerlere hazırlanıyor biliyoruz. Bir yerlere götürülüyor. Evet. Siz bunu çok net eğitimde görüyorsunuz. Başka alanlarda hepimiz görüyoruz. Şimdi o süreçte işte yeni bir tarih yazılıyor dedim ya. Yeni bir tarih. Yani gerçek dışı, kurgusal. George Orwell'ın 84 romanındaki aynen, gibi. Evet. Hani orada tarih yazıcıları Big vardır Brother, ya. Falan falan. Eski evet. tarihi silerler. Siliciler vardır biliyorsunuz evet. romanda. Eskiden yaşanmışlığı silerler. Kendi ideolojilerine, kendi diktatör ideolojilerine uygun yeni bir tarih yazarlar. Şimdi maalesef o tarz adımlar atılıyor. Orwell geleceği görmüş. Orwell geleceği gördü. Bir diktatör ülkeden bahseder biliyorsunuz. Şimdi böyle bir yeni bir tarih yazarken tabii bu süreçte bizlerin ekranlarda olmamamız gerekiyor. Olmamamız gerekiyor. Yani sizin beni buraya davet etmeniz yani, tabii beni hem mutlu etti hem şaşırttı. Önce onu söyleyeyim. Yok şaşırma. bunu köpürtelim. Evet. Yani biz çok bu konuda ederim. Konuşalım, yapalım. Sana kötü bir haberim var. Ha süremiz mi bitti? Ya evet. Bir istatistik verecektim ama lütfen onu verelim mi? Çok bakın, izleyicilerimize ben Aklı Kemal 5'ten aktarıyorum bunu. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de sadece 4894 ilkokul var bütün ülkede. Şimdi sonra ne olmuş peki? 1938'e geldiğimizde o ilkokul sayısı 10.596'ya çıkmış. 1923'te 4894, 38'de 10.596. 1923'te 72 ortaokul var Türkiye'de. Bunlar 38'de 283'e çıkmış. 23 lise var sadece bütün ülkede. Lise sayısı 82'ye çıkmış. Başka birkaç rakam daha verip bitireyim. 1923-38 arasındaki 15 yılda ilkokulda okuyan öğrenci sayısı 341 binden 950 bine çıkıyor. Ortaokullarda okuyan öğrenci sayısı 5905'ten 95 bine çıkıyor. Lisedeki öğrenci sayısı 1241'den 25 bine çıkıyor. Kız öğrenci sayısında büyük bir artış var. Şimdi bakın 1923'te tüm ülkede biri Darülfünun olmak üzere toplam 9 yüksek okul var. 38'de bunların sayısı 20'ye çıkmış. 3000 öğrenci sayısı varmış yüksek öğretimde 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken. Bu öğrenci sayısı da 13.000'e çıkmış. Artış %4333 civarında bir artış söz konusu. Şimdi... Çok böyle rakamlarımız var. Kız öğrencilerin eğitimine çok büyük önem verildiğinin açık gel anlaşalım. Belgeleri var. Gel anlaşalım. Süremiz yetmiyor. Gel anlaşalım. Anlaşalım evet. Mutlaka bir şey evet. yapalım. Çok ben mutlu olurum. Severek. Seni evet. Sosyal medyadan izleyenlere de evet. ulaşman için bir yeni bir şey, yeni bir hani var ya meşhur söz. Demek istediğim yol yapacağız, anlıyorum. Yapamıyorsak evet. filan gibi. Yapalım ve severek anlatalım. Evet. Anlatalım. Anlatmamız bu lazım çünkü geç kalındı. Geç kalındı. Bazı şeyleri anlatma ha, noktasında ha. Türkiye çok geç kaldı ha. ve çok kritik günlerden geçiyor. Tarih programı yapalım. Tarih hokkabazlığı değil. Severek tabii ha. magazin değil de gerçek tarihi anlatalım. Bugünkü gelişin evet. için ayrıca teşekkür ederim. Vallahi ben zamanda vakit ayırdım. Ben size çok teşekkür koştura, ediyorum. Koştura çağırdık seni getirdik buraya. Çok sağ olun. Bence iyi oldu. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Bize birileri bir şeyler söylüyorlar ama onların arkalarını, önlerini, satır aralarını falan bilmemiz lazım. Tarih dediğin şey öyle hafif alınacak bir şey değil. Evet. Tarih çok önemli. Bilmezsen çuvallıyorsun çünkü. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Sinan Meydan'ı konuk ettik. Çok da iyi bir şey yaptık. Ben sözünü teşekkür ederim. De aldık. Yine birlikte olacağız. Sen de hazırlıklı ol. Araştır, bak, kitapları al, oku. Beşinci cilt. Ben daha beşinci cilde gelmedim. Ben okuma sürecinde üçüncü ciltteyim henüz. O yazarken benden hızlı. Ben okurken o kadar hızlı değilim. Bu akşamlık bu kadar. Çok üzgünüm. Yüreğimden geçen bu programı uzatmaktır ama ne yapalım evet. ki bunu yapamıyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine i̇yi görüşürüz. Akşam.